5 yılı itibariyle de Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta SODES projelerinin valilikler kanalıyla yürütüleceğini söylemiştik. 2015'e geçmeden önce de sizlere Kahramanmaraş'ın 2011 yılından beri yürütmüş olduğu SODES projelerine yönelik bir takım istatistik bilgiler vereceğiz. 2011 yılında elimizde toplamda 40 adet proje uygulandı ve bu 40 adet projenin toplam bütçesi 2.406.000. Bu 40 adet projenin 33'ü kamu kurumlarından, 7 tanesi de sivil toplum kuruluşlarından oluşmaktadır. İlçeler itibariyle dağılımında tabloda görüyorsunuz. Merkez ilçemiz 12 projeyle en çok proje alan il konumunda. Nuhak ve Andır'ın ise bir projeyle en az proje yürüten ilçeler konumunda. SODES projelerinin 2012 yılı itibariyle dağılımına baktığımız zaman hem kurum türleri hem ilçeler bazında dağılımına baktığımız zaman toplamda 62 projenin yürütüldüğünü görüyoruz. Bu 62 projenin 55 adedi kamu kurumlarının tarafından yine 7 adedi de sivil toplum kuruluşlar tarafından yürütülmüştür. 2012 yılı itibariyle ayrılan kaynak 4.460.000 TL'dir. Yine ilçeler bazında dağılımına baktığımız zaman Elbistan 8 projeyle ve merkez ilçe 8 projeyle en çok proje yürüten iller, ilçeler konumunda. Nurhak 3 projeyle en az proje yürüten ilçe konumunda. 2013 yılına baktığımız zaman toplamda 54 adet proje yürütüldüğünü görüyoruz. 54 projenin toplam bütçesi 4.787.250 TL. 54 projenin 42 tanesi kamu kurumları tarafından, 12 tanesi ise sivil toplum kuruluşlar tarafından yürütülmüştür. Yine tabloya baktığımız zaman merkez ilçe 10 projeyle en fazla proje yürüten ilçe konumunda. Ekinözü 3 projeyle en az proje yürüten ilçe konumunda. 2015 yılı sunumumuzun başında 2015 yılı itibariyle SODES'in valiliklere devredildiğini söylemiştik. SODES iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve uygulanması için valiliğimizde SODES Proje Koordinasyon Birimi adında bir birim de oluşturuldu. O yüzden başvuru aşamasından itibaren bütün detaylarla ilgilendiğimiz için 2015 yılı ile ilgili size daha detaylı bilgiler, istatistik bilgiler vereceğiz. Proje kapsamında okul öncesi etkinliklere katılmaları için çocukların servis ve kreş imkanı sunarak okul öncesi eğitime katkı sağlanması hedeflenmiştir. Ev dahililer tarafından sağlanacak eğitim imkanları, ebeveynlerinin eğitim durumunun yetersiz olması nedeniyle aile ziyaretleri gerçekleştirilecek ve okul öncesi eğitimin artırılması yine bu projeyle sağlanmaya çalışılacaktır. Üçüncü projemiz Çağlayan Cerit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü projesi. Toplam bütçesi 129.160 TL. Proje süresi 12 ay. Proje kapsamında yörede icra edilen, unutulan veya unutulmaya yüz tutmuş olan el sanatları belirlenecek. Bu sanatları icra eden ustalar yine tespit edilecek. Belirlenen yöresel el sanatları örnekleri sergilenecektir. Sunumumuz burada bitmiştir. Bizimle teşekkür ederiz. Şimdi Sayın Valimizi Gülsü'ye davranıyorum.
bu tür organizasyonların, yapılan bu işlerin, verilen bu emeklerin, alınan mesafelerin kıymetini bilmek durumundayız. O derin acıyı, şehitlerimizin yüreklerimizde yarattığı o derin hüznü elbette muhafaza ederek, kıymetini bilerek, şükrünü eda ederek, gerekleri konusunda kendimizi bir kez daha muhasebe ederek başarıların da mutluluğunu millet adına, şahıs olarak değil belki ama millet ve devlet olarak da yaşamak zorunda olduğumuzu unutmadan bu anların da kıymetini bilmeliyiz. Biraz sonra imzalar atacağız. Bu imzalarda ben imzamı atarak devlet adına bir miktar finansal desteği proje sahiplerinin emanetine tevdi edecek. Proje sahipleri de imzalarıyla devlet tarafından kendilerine aktarılan bu finansal kaynağı proje amaçları çerçevesinde en doğru, en feasible, en rentable, en etkili şekilde kullanacaklarını taahhüt edecekler. Bir teşekkür borcumuz var. Birden fazla teşekkür borcumuz var. Arkadaşımız sundu. Her şeyden önce SOLES projesi çağrısı kapsamında öncelikle fikir üretip ürettiği fikri projeye dönüştüren ve finansal destek alabilmek gayesiyle değerlendirilmek üzere Kahramanmaraş Valiliği Değerlendirme Komisyonu'na sunan, projesini sunan tüm değerli arkadaşlarıma projesi geçsin geçmesin çok çok teşekkür ediyorum. Bu bir çağrıya kulak vermenin, kulak vermekle yetinmeyip bu çağrıya icabet etmenin, Kahramanmaraş için, Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimiz için bir şeyler yapabilmek gayretiyle fikir üretmenin, bu fikirle yetinmeyip bunu projeye dönüştürmenin işaretidir ki tek başına teşekküre, takdire şayandır. Bu manada Kahramanmaraş, projenin Kahramanmaraş'ta uygulanmaya başladığı 2011 yılından bu tarafa takdire değer bir performans sergilemiştir Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimiz adına. Bu manada ben proje sunan tüm arkadaşlarıma öncelikle teşekkür ediyorum. Sonrasında iyi kötü, tam klasik bir yarışma değil belki bu ama sunulan onca projenin içerisinde seçilmiş, finansal olarak desteklenmeye değer bulunmuş, şu anda da burada, bu salonda bulunan proje sahiplerini, kamu kurum temsilcilerini, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini yürekten kutluyorum. Devlet tarafından, hükümet tarafından bu tür bir proje uygulamasına geçilmiş olması, bu proje uygulamasında proje uygulayıcılarına böyle katkıda bulunuyor olması, proje uygulayıcılarının kamu kurumları dahil hemen hemen tümünün gönüllü toplumun hizmet etmekle sorumlu olduğumuz kitlenin doğrudan doğruya insani ihtiyaçlarına yönelik ve mutlak surette onların aktif katılımlarını önceleyen ve öncelikleyen bir mecrada yürüyor olması, bu 2,5 milyon liralık mali portföy dışında, ötesinde, çok çok ötesinde bu proje uygulamasını değerli kılıyor ve bizi mutlu ediyor, mutlu etmesi gerekiyor. Hele bu 2500 yürek Müslümansa, 2500 yürek Türkse, 2500 yürek Kahramanmaraşlıysa, böyle bir iyi niyetle, böyle bir projede bir araya gelmişse, inşallah bu projelerin uygulama sonuçları çok çok güzel olacak. Hepimizi şimdiden kutluyorum. Thank you.